30 Mart akşamından 31 Mart oldu değil mi Muhammed? Yarın 31 ilk teravih namazını kılacağız. Ramazan geldi. Evet, Ramazan geldi. Böyle oldu. Evet Muhammed. Böyle bir soru yazdım. Gün boyu tahtadaydı. Senin de dikkatini çekmiştir. Öncelikle senin bir görüşünü alalım. Güzel bir soru üzerinden konferans tadında bir ders yapacağız. Öncelikle ne görüyorsun? Öncelikle yani burada karmaşıklaştırmışlar ama bence bu bir karesel ifade olabilir mi? Kare var zaten. Yani ikinci derece denklem mi diyorsun? Yani? İkinci derece denklem aynı zamanda ortada da bir tane eksi var ya. Artı eksi. Bu nereye gidecek bilmiyorum. Evet, o zaman şu parantez işlerini bir analiz edelim. Yapalım. Önce bir bakalım. Bu artı. Evet. Diğer parantezin içi. Eksi. Eksi. Aradaki işaret. Eksi. Burada. Artı. İnsana ilk kitapta şöyle bir şey veriyor. Acaba bunlar birbirine eşit mi? Gibisinden bir. Onun için şöyle yapacağız. Eğer bu soruda x'in önünde eksi olsa idi ne olurdu? Bunun üzerine konuşacağız. Şimdi bakıyorsun x'in önünde eksi olduğu zaman biz genelde usul olmuş. Önce pozitifi yazıyoruz sonra negatifi yazıyoruz. Yani senin görseli şuna dönüşmüş olacaktı. Şu parantez kısmı bak şuraya alıyorum. Kalemi kullanmayacaktık pardon. Şuraya alalım parantez kısmını. 1 eksi 4 bölü Muhammed dikkat ediyor musun? 2 eksi x. Diğer paranteze bir bak. Eğer peki diğerini de hemen yanına yaklaştırayım. 1 artı 4 bölü x eksi 2. Bunlar arasında ne gibi ilişki var? Şimdi bu iki parantez içi birbirine eşit. Nasıl yaparız? Şöyle yapabiliriz. Birini mesela alttakini eksi parantezinde yazarsam. Yani bir bu buradaki eksi. 4 bölü. Şimdi bunun önüne eksi. Yani eksi parantez demek eksi 1 de değil mi? Çarpan gibi düşün. Eksi parantezini aldığımda bunlar işaret değiştirecek. Bu eksi 2 olacak. Bu artı x olacak. Doğru mu Muhammed? Evet. Şimdi yine usulde hani önce artıyı sonra eksiyi yazıyorduk ya. Onu bir alta yine taş. 1 eksi 4 bölü eksi parantezinde x eksi 2 oldu. Şimdi bu paydadaki eksi 1 demek. Doğru mu? Bu eksi. Buradaki eksiyi yani eksi 1'i buradaki eksi 1'i yukarı çıkarırsam, eksi işaret yukarı, zaten yukarı çıkartmaya da gerek yok. Eksi ile eksi birbirini artı yapacak. Dolayısıyla burası 1 artı 4 bölü x eksi 2'ye gidecekti. Bakıyorum, evet. Bu ifade eğer x'in önünde eksi olsaydı buna eşit olacaktı. Yani bunu eksi 1 parantezine almakta deniyor. Yok efendim burası daha zor. Diğer tarafı da alabiliriz. Şurada anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Anladın mı bu kısmı? Evet. Tamam. Sen anladıysan kanalımızı takip edecek lisedeki öğrenci arkadaşlar da anlamıştır diye umuyoruz. Şimdi silelim. Bu kısmı siliyoruz. Hani hayat eğer böyle olsaydı ne olacaktı? Eğer böyle bir şey olsaydı devam edelim. Dur o kısmı bitir. Sen ne yapacaktın? Evet hocam bu parantez işte birbirine eşit diyecektin. O zaman bunu bunun parantezini alırsam ben parantez içinin karesi eksi 8 tane parantez içinin karesi eşitlik var değil mi? Yazmıyorum kısaca. Eksi 2 karşıya geçecekti. Doğru mu? Bir taneden 8 tane çıkarsa. O zaman burası eksi 7 tane parantez içinin karesi eşittir 2. 7 karşıya bölü olarak geçecek. Parantezin karesi eşittir. 2 bölü eksi 7 olacak. Doğru mu? O zaman da bundan sonrası arkadaşlar için kürdan bunların kare kökünü alacağız. Bu bunu götürecek. Parantez içindeki bu ifade 1 artı 4 bölü x eksi 2 eşittir. Ne diyoruz? Kök 2 bölü kök 7 iyi diyoruz. Doğru mu Muhammed? Buradan x'i çekmek artık işler dışlar çarpma yapacaksın.
X'i çekecektik. Bu denklem bu şekilde bir ifadeye giderdi. Ha, hoca eğer böyle bir şey sorsaydı seviyeye göre, lise 9. sınıf, 10. sınıf seviyesine göre bu katsayıları uygun seçip bu denklemi basit bir çözülebilir hale getirirdi. Tabii burada eksi falan yok. Bunu biz eğer olsaydı acaba o formasyonda bir soru mu diye düşünmüştük. Şimdi kaldıralım, sorunun orijinal kısmına gidelim. Şimdi işlerin birbiriyle aynı olmadığını görüyoruz. Eksi olursa aynı olur. O zaman klasik yaklaşım, bir paydalarını eşitleyelim bunun. Evet Muhammed Efendi, bu 1'i x eksi 2 bölü x eksi 2 artı 4 bölü x eksi 2. Doğru mu Muhammed bu kısım? 1'i x eksi 2 bölü x eksi 2 yazdım. Evet. Ha, bu sorularda şu da verilmesi lazım. Şunu sorun Samet'ten aldım. Bizim Samet'in hocasının kullandığı kitap. Şurayı tanımsız yapmamak, x eşit değildir 2 ve x eşit değildir eksi 2 verilir. Tamam mı? Yoksa burası tanımsız oluyor. Sorunun başında bu kısım özel olarak düşünür. Devam edelim. Aynı mantığı buradan yapalım. Buradan payda işlemi yapalım. Bu biri de diğerinin paydası gibi x artı 2 bölü x artı 2 cinsinden yazıyorum. Kafamdan otomatik olarak payda işlemiş oldum. Hatta 2'yi de karşıya atayım sürekli. Böyle eksi de sırıtmasın. Tamam biz Muhammed? Paydalar eşit mi? Eşit. Bundan sonraki cebir işlemleri bir yapalım seninle. Payda eşitse bunlar tek payda da yazılır. Nedir? X eksi 2. Ne var yukarıda? X eksi 2 artı 4. O zaman burası x artı 2 olur. Gördün mü? Evet. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. X artı 2. Eksi 8 tane. Yine paydamız eşitlendi, 1'i yazılır usul gereği. Evet. X artı 2 eksi 4. O zaman burası da x eksi 2 eşittir 2 ifadesi. Gördük mü Muhammed? Bunlar arasında ne gibi bir ilişki var? Şöyle yapabilirsin. Ben kenara alayım. Yok, yukarıyı sileyim. Şöyle güzel bir görsel olsun. Yer açıyorum artık kendime. Şimdi bu komple bu kısma Muhammed ne diyelim? K diyelim. Bu kısma K diyelim. Tamam? O zaman şu kısmı yazalım. X artı 2 bölü X eksi 2 eşittir K ise K'nın paydası 1. Bunu sen aynen çevirebilirsin. Yani x'ye ekseni gibi düşünürsen aslında x eksenine göre bir spin attırabiliyorsun. Yani bu buysa tersi de, yani x eksi 2 bölü x artı 2 eşittir 1 bölü K'dır. Onu söylemek istiyorum. Gördün mü? Evet. Bu kısımda sıkıntımız var mı? Yok. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Şu eksi x eksi 2 aşağıya bükelim. Şu şekilde x eksi 2 olsun. Bu buradan gittiğinde tabii ki 0 değil de ne kalacak burada? 1. Hatta öğrenciler şöyle söyler Muhammed. Bu tür ifadeleri bu alttaki yukarıya çarpım olarak çıkar derler. Yani ezberden böyle. Ezberden bunu derler. Şimdi İster buradan yaz, ister buradan yaz. Eğer bu K ise, o zaman buna K dediysen, değil mi? K. O zaman burası 1 bölü K olur. Senin sorun, şu kısmı ben notlarımda bulundurayım, sonra unuturum. Şimdi nedir? X artı 2 bölü X eksi 2'ye K dedik. Bunu daha sonra kullanırız. Şimdi, yine burayı kaldırayım. Hani bu derse ilk defa, hani matematiğin daha ilk başında olan arkadaşlar için hoca bunu nereden yazdı diye sormalarına imkan tanımıyor. Burası k kare oldu. Doğru mu Muhammed? K kare. Eksi 8 1, bunun da karesini yemişiz. Bak burada kare var. Evet. 1 bölü k kare. Doğru mu? 1'in karesi zaten 1. Burası k'dı, k kare. Eşitmiş 2'ye. Şimdi burada bir düzenleme yapalım. Paydada k kare istemiyorum. Her k'nın karesiyle her tarafı çarpıyorum. O zaman k kare k kare k üzeri 4. Eksi k kare gitti 8.
Bunu çarparsan bu da çarpılacak. 2K'nın karesi. Bunu düzenleme yaparsan Muhammed burayı. K'nın üzeri 4. Eksi 2K'nın karesi. Bunu bu tarafa atıyorum değil mi? Eksi 2 oluyor. 8 yerine. Eksi 8 eşittir 0. Dördüncü dereceden bir denklem. Dört tane kökü çıkacak. Evet. O zaman bunu yazdıktan sonra şu kısmı ben yine kendime yer açmak üzere kaldırıyorum burayı. Eğer hocanız lise bu videoyu izleyen arkadaşlar, yazılıya hazırlanan arkadaşlar, eğer sizler lise talebesi iseniz hocanız size katsayıları uygun verecektir. Şimdi genelde bunlar çıkar. Ne diyorduk Muhammed bunun? Burada da şöyle bir şey yapılır. K kare eşittir, K kare eşittir. T dönüşümü yapılırsa bu denklem, değil mi? Bu denklem şuna dönüşür. K'nın karesinin karesi eksi 2K'nın karesi eksi 8 eşittir 0. K kare gördüğün yere T yazarsan burası T kare eksi 2T eksi 8 eşittir 0. Burada sanki ikinci derecede bir denkleme indirgenmiş gibi görülüyor. Bunun çarpanlarına dikkat edersek ne diyorduk? Bu formülasyondan geliyor. Kökler toplamı artı 2, kökler çarpımı eksi 8. Demek ki burası 4'e karşılık eksi 2 olur. Bakalım 4 kere 2 8, eksi 8 burada. 4'ten 2 çıktı, artı 2 kaldı. Ama bu formülden geliyordu. Hani hatırlıyor evet. musun? Arkadaşlara bu dersi bir olur ki. Eksi T1 artı T2 T eksi 8 eşittir. Burada T1 çarpı T2. Bu formülasyondan gelen eksi demek köklerin toplamı bu olacak. Dolayısıyla bunları sen tutar sıfırlarsan, yani ne diyorsun hocam? X eksi 2 ile aslında şu. X T artı 4'ün çarpımına bakalım diyelim. Buradan nasıl ters gelecek bak. Burası ne olur? T kare tamam. 4 tane T artı eksi 2 tane. Hop burada işaret at. Hemen yapabileceğin bir işlem hatasını burada gör. Tamam mıyız? Bakalım yanlış yaptık mı? Bunları sıfırlıyorsan buradan bunu sıfırlamak istiyorsan T1 eşittir eksi 2. Bunu sıfırlıyorsan T2 eşittir nedir? 4. Yalnız sorunun başında Muhammed diyor ki sorunun kökünde gerçel çözüm kümelerini bulunuz. Gerçek sayılardaki çözüm kümesi. Şimdi biz ne demiştik bak T1 ve T2 bulduk. K karede bunları yerine koyacağız. K karede eksi 2 eşitleyeceğiz. K karede neye? 4'e eşitleyeceğiz. Şimdi burada eğer hocanız size gerçek sayılardaki çözüm kümesini sormuşsa bu gidiyor. Çünkü bu böyle yazılırsa Muhammed ne oluyor? Burası kök 2i ile eksi kök 2i'dir değil mi bunun kökleri? Her tarafın kare kökünü alırsan ne olacak burası? K çıkacak. Eksi 2 kökten ne olarak çıkar? Kök 2i ve eksi kök 2i karesi bunu verir. Dolayısıyla bunlar kompleks sayılardaki çözüm. Bu soruda demiş ki, sorunun başında söylemedim, gerçek sayılardaki çözüm kümesi istiyor. Dolayısıyla bizimki k karemiz bu. O zaman bunu her tarafı kök içine alırsan, k kareyle bunlar birbirini götür. K eşittir. 4 ne olarak çıkar Muhammed? Artı eksi 2. Çift kuvvetlere her zaman buna dikkat ediyoruz. Bravo artık yemiyorsun bunu. K neymiş? Ben ne artı zaman eksi ya 2. Ona. Artistik yapma. Öğrencilikte bunlar normal. Bu haftaki yazından 75 almışsın. Bir yerlerden bak bir şeyler kaçmış. Burayı siliyorum Muhammed. Şimdi yerimi kendimi açıyorum. Şuraya. Orada evet. Güzel bir denklem sorusu. Neredeyse matematiğin birçok konusunu birleştirmişler. Evet. Bunu görmenizi istedim. Evet, şurayı da sildik. Şimdi biz K ile ne demiştik? K'ya ne neye K demiştik? Buna. X artı 2 bölü X eksi 2'ye K demiştik. O zaman X artı 2 bölü X eksi 2'ye K dedik. K'nın biri 2. Diğeri, onu da şuraya yapalım.
x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir eksi 2. Nasıl yapıyoruz Muhammed? Artık içler dışlar çarpımı, oran orantı. Bu artık senin için de kürdan, değil mi? Çaprazları çarpacağım. 1 ile bunun çarpımı yine x artı 2 eşittir. 2 ile 2x, bak öğrenciler 2 ile bunu çarpıyor sonra bunu unutuyor. Eksi 4. X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa. 2x var, 1x var. Diğer tarafa eksi x geçer. Kalır x buradan 6. Bir kontrol edelim gözümüzde. 6, 2 daha 8. 6'ın 2 çıktı 4. 8 bölü 4, 2 doğru. Bu tarafa geçiyorsun. Aynı şekilde buradan yapıyorsun. Buraya dikkat ediyoruz. Yine bir etkisi eleman x artı 2 eşittir buradan deriz. Eksi 2 x eksi 2 x olur. Eksi 2 eksi 2 burası artı 4 olur. Eksiler at bu tarafa x'i. 2x buradan 1x de burada var. 3x oldu burası. 4 eksi 2 oldu burası değil mi? Hatta 4 eksi 2 gösterelim. 3x eşittir 2x eşittir 2 bölü 3. Şimdi adam soruda, bak öğrenci bütün zahmetlerin sonunda soruyu çözüyor. Ama sorunun metin kısmı, o siyah puntolu bazen altı çizili kısımdan görüyor. Bunun çözüm kümesi eğer gerçek sayılarda sorulmuşsa çözüm kümemize ne diyoruz Muhammed? 2 bölü 3 ile 6. Ama başka ne olabilir? Doğal sayılardan ister. Bu eşitliği sağlayan x doğal sayısını çocuk gider bunu bulur. A şıkkına da tutarlar. Klasik öğretmen mantığı hemen 2 bölü 3'ü yapıştırır. B şıkkına ne yapar? B çözüm kümeni soruyorsa direkt bunu yazar. 2 bölü 3'e 6 yapar. Dolayısıyla doğal sayı şimdi doğal sayı olarak sorsaydı sadece 6 iş yazacaktık. Herhangi bir kısıtlama getirmeden sorar mı? 4 soruluk yazılı sorularında sorulabilir. Yani bugün 35-40 dakikalık bir yazılı imtihanından bu kadar uzun soracaklarını zannetmem. Hani 10 soru, 4 soruya olabilir. Peki Muhammed, teşekkür ediyorum. Var mı sorun? Yok.